Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da değerli konuğumuz. Bugün bizlerle efendim. Kendisi nefes koçu Kıvılcım Topbaş Aksoy bugün bizlerle. Dilerseniz de öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım. Ardından da sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız Hanım? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler değiliz. Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun. ben Kıvılcım Aksoy. 1984 İzmir doğumluyum. üniversitede kimya eğitimi aldım. Sonrasında yine aynı bölümde ve işletme alanında iki yüksek lisans eğitimim var. 7 sene özel sektörde farklı sorumluluklarda görev aldım. Sonrasında anne oldum ve kızımın ilk yıllarında yanında olmak istediğim için onun büyümesiyle ilgilendim. Bu süreçte de kendi eğitimlerime, kendi kişisel gelişimlerime ağırlık verdim. Nefes zaten çok öncesinde hayatıma aldığım bir konuydu. Bu konuda uzmanlaşmak istedim ve nefes koçu oldum. Ne kadar güzel ama nefesle buluşma noktanızın bir hikayesi vardır bence başlangıcının. Evet. <laughs> Biraz oraya gidelim mi? Tabii. Şimdi ben çalışırken kurumsal hayatta e, farkında olmadan meğerse stres yaşıyormuşum. Bunu da nasıl fark ettim? E, bedenimde birçok rahatsızlık çıkmaya başladı. Ben 10 günde bir kulak burun boğaz doktoruna gidiyordum. Bir sürü ilaç kullanıyorum. İşte sinüzitten tutun boğaz refesine kadar bir sürü sıkıntı yaşadım. Ve ben hiç düşünmedim ki bunların stresten kaynaklandığını. En sonunda doktoruma dedim ki ya ben o kadar ilaç kullanıyorum. Hiçbir ifade görmüyorum. Acaba başka bir sebep var mı? Stres gibi. O da olabilir deyince hemen ona teşekkür edip yanından ayrıldım ve hemen 8 haftalık bir nefes çalışmasına katıldım. Zaten okumuştum nefesin e, hani olumlu etkilerini. Dolayısıyla bunu deneyimlemek istedim ve gerçekten ben e, işin garip yanın stresli olduğumu farkında bile değilim. Ve stresin bedenimizde bu kadar e, kötü etkilerinin olduğunun farkında bile değilim. Dolayısıyla o nefes çalışmalarına katıldıktan sonra müthiş bir dönüşüm oldu tabi. Hiçbir ilaç kullanmadan her şey zaten yoluna girmiş oldu. Aynen aynen. Meğerse her şeyin sebebi stresmiş aslında. Ve gerçekten vücudum bir sürü sinyal veriyormuş bana. Ama ben bunu yani o kadar kendimle iletişimim kopmuş ki bunun farkına bile değilim. O yüzden aslında hastalıkları da bir takım fırsat yani fırsat belki doğru kelime değil ama yani bize beden, bedenimiz bir şey söylemek Sinyal istiyor. Veriyorsun. Evet. Onu dinle, bedenimizi dinlememiz gerekiyor. Oradan almamız gereken dersi alırsak zaten güçlenerek çıkıyoruz. Nefes yani doğru nefes almak mıydı işin püf noktası? Kesinlikle doğru nefes alarak, nefesimizi açarak zihnimizi sakinleştirmek aslında. Hani benim sebebim biraz stresi olduğu için zihnimi sakinleştirdiğimde çok daha rahatladım bedenim. Aynı zamanda bağışıklığım düzene girdi fiziksel etkileri olarak da nefesin. Doğru nefes almak ve doğru nefes tekniklerini uygulamak aslında bir de. Bu kadar kolay aslında. Gerçekten bu kadar kolay. <laughs> Neden nefes koçu olmayı tercih ettiniz? Şimdi nefes aslında bizim hem fiziksel bedenimize hem zihinsel bedenimize hem de ruhsal bedenimize hizmet ediyor. Dolayısıyla işin mucizesi yanı zaten buradan geliyor. Ben de aynı şekilde bunları kendi hayatımda tecrübe ettim. Şimdi sağlıklı yaşam deyince genelde aklı hep beslenme ve spor geliyor. Evet bunlar çok kıymetli. Ama kendi sürecimde de ben de çok sağlıklı besleniyordum. Ben de haftanın dört günü spor yapıyordum ve niye sürekli hasta oluyordum Hı -hı. o zaman? İşte gerçekten e, işin zihinsel ve ruhsal boyutu da bu işe girdiği için hastalıklarda özellikle. Yani sağlıklı yaşam dediğimiz şey bu üçünün dengede olma hali. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak Hı -hı. dengede olma hali. Dolayısıyla nefes bu kadar etkili kendimde gözlemlediğim için. E, bu işte profesyonelleşmeye karar verdim. Şahane bir de enerji de çok da güzel ama yani. Değil <laughs> mi? Bu sonradan yani nefes koçunu biliyorum da olacak bir şey değil aynen, aslında. Aynen, değil mi? aynen, aynen. Harmanın anlanın çok daha Bizzat tecrübe oluyor. etmesi gerekiyor kişinin sonrasında bunu başkalarında uygulaması gerekiyor aslında. Bütün hastalıklara diyelim nefesle nefes terapisiyle önüne geçebilir miyiz? Çok ciddi oranda evet. Zaten artık hastalıklarda bütüncül yaklaşım biliyorsunuz evet. gündemde. Hı hı. Ve bütüncül yaklaşan hekimlerimiz mutlaka tedavide hastalarında nefesi öneriyor. Bu konuda çok gelen danışanımız da oluyor. Çünkü işin bir de zihinsel ve ruhsal boyutu olduğu için tabii ki tıbbi tedavinin yanında mutlaka nefese desteklenmesi gerekiyor. Ben hı hı. öyle inanıyorum ve artık hı hı. hekimlerimiz de bu yönde hı hı. düşünüyor. Dolayısıyla nefes müthiş bir dönüştürücü bu anlamda bebekken aldığımız e, o nefesi ilerleyen zamanlarda kaybediyoruz işte stresle evet ve farklı noktalarda sonrasında kaybettiğimiz nefesi aramanın evet değil mi oluyoruz. çok enteresan bir şeydi. Gerçekten. gerçekten bizde doğuştan o var. Var. Sonrasında bizler aslında elimizin tersiyle yok ediyoruz. Aynen aynen. O işte günlük hayattaki koşturmaca yani kendimizle bağımız kopuyor aslında. Evet. Maalesef öyle. Maalesef Ama yine dönüştürmek öyle. bizim elimizde tabii ki. Evet, <laughs> de, bir daha da kaybetmemek üzere Aynen. sanırım. <laughs> bir nefes koçu tam olarak ne iş yapar? Şimdi nefes koçu kişilerin nefeslerini öncelikle analiz eder. Önce danışan hangi problemle geldi onu dinler. Sonrasında nefesini analiz eder. Ne kadar nefes alıyor, nasıl nefes alıyor bunu gözlemler. Ve nefesin açılması konusunda danışanı yönlendirir. Hangi problemle geldiyse, eğer bir sağlık problemi ise veya başka stres, kaygı gibi bir problemle geldiyse, mutlaka ona yönelik nefes teknikleri gösterir, meditasyon çalışması yaptırır ve minik ödevler olur. Çünkü bir şeyin kalıcı bir fayda sağlamasını istiyorsanız mutlaka günlük olarak pratik yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla danışanlarımıza da böyle minik ödevler veriyoruz nefes teknikleri. Doğru nefes alma'nın önemi nedir? Sadece sağlık mıdır mesela? E şöyle doğru nefeste aslında e, onu da açıklayayım kilit nokta diyafram kasımızdır. Diyafram kasımızı biz aktif olarak kullanmaya başladıkça e, zamanla bu esneme yapar ve biz daha tam kapasite nefes almaya başlarız. Yani bu da ne demek? Daha fazla oksijen demek. Aslında e, daha fazla oksijen aldıkça da hücrelerimiz daha sağlıklı çalışır, bağışıklığımız güçlenir, e, kan akışımız hızlanır vesaire gibi e, bir sürü bedenimize, fiziksel bedenimize faydası var nefesin. Onun dışında da çok daha sakin bir zihin yapısı e, olur. İşte durumlara verdiğimiz stresin tepkisini çok daha kolay yönetebiliriz. Ruhsal anlamda da kendimizle bağlantı kurarız ve koşullardan gelen mutluluk değil de tamamen varoluşumuzdan gelen mutluluğu deneyimleriz ve anda kalmanın hani anda olmak diyoruz ya en kolay aslında nefesle oluyor. Hmm. Doğru nefesin aslında çok fazla faydası var. Tabii ki bunları görebilmek için hayatımızda mutlaka günlük olarak her zaman söylüyorum uygulamamız gerekiyor. Sese girdiğimizde heyecanlandığımızda, e, o anda o nefes alışverişimiz, o kalbimizin çarpması ne kadar farklı bir, aynen döngüye dönüşüyoruz değil Zaten mi? Zaten fark edin stresli olduğunuz anda e, çok sığ nefes alıyorsunuzdur. Evet. Mutlaka öyledir öyle. yani. Öyle. <laughs> evet. Herkes öyle. E, çünkü o aslında stres tepkisi. Vücudun stres tepkisi. E, stresli anda da e, nefes çalışması öneriyorum. Ama günlük anlamda da yani o stresi yaşamamak adına da e, mutlaka nefes çalışmalarının çok faydası olacak. İnanın o zaman koşullara ve durumlara verdiğiniz stres tepkisi çok daha farklı oluyor. Doğru. Yani daha önce çok daha stresli bir tepki gösteriyorken aynı durum karşısında bu sefer çok daha yönetebiliyorsunuz o Bizi süreci. Aynen. Farkındalığınız artıyor. Diyelim herhangi bir konu geldik. Nefes e, nasıl alınır? Ne yapılması gerekir? Öncesindeki o seanslar mesela bir seansla her şey öğrenebiliyor muyuz? Yeterli oluyor mu? Nasıl ilerliyorsunuz? Yani bir seans da tabii ki her şey olup bitmiyor <laughs> ama hmm. çok büyük yol kat ediliyor. Birincisi danışan yanımızdan ayrıldıktan sonra bir kere çok daha huzurlu, çok daha sakin ve çok daha rahatlamış bir şekilde ayrılıyor. İlk etkisi bu. Ama dediğim gibi zamanla o ödevlerini yaptıkça ve e, tabii ki biraz daha düzenli olarak nefes seansı veya nefes çalışması yaptıkça e, çok daha kalıcı bir dönüşüm oluyor. Hı hı. Ama ilk etapta bir profesyonelle o yüzden çalışılması nefes açma kısmında en azından destek alınmasını kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Ama biz bunu öğrendikten sonra kendi hayatımıza endeksleyip yolumuza devam edebiliyoruz. Aynen güzel değil mi? yanı da o. Bir kez öğrendikten sonra hı hı. yani o nefesinizi açmayı tecrübe ettikten sonra zaten e, nefesin en güzel yanı o. Kimseye ihtiyacınız yok. Kalma. Siz ve nefesiniz <laughs> o kadar kolay pratik. Danışanlığınızdan gelen taleplerin en çok hangi yönde oluyor? Şöyle en çok tabii ki günümüzün hayatı, şehir hayatı ve iş hayatı stres, kaygı, endişe, korku bu tarz sıkıntılarla geliyor danışanlarımız. Onun dışında dediğim gibi artık doktorlar da tedavinin yanında ek olarak nefes terapisi öneriyorlar mutlaka. O tarz talepler de gelebiliyor bütüncül yaklaşımda. Ee, başka çok spesifik konular da oluyor. Mesela kişi zayıflamak istiyor <laughs> gibi konular da gelebiliyor. Nefes birçok alana hizmet ettiği için aslında çok farklı talepler gelebiliyor. Ve bu anlamda da ama en çok dediğim gibi stres kaygı. Stres, kaygı hı hı. zaten her şeyin başında. Olur, aynen. Yani e, Dediğiniz az önce gidelim işte kilo vermek bile olsa o bir o bir stres bir aslında. aslında. Bir tıkanıklık aslında. Bir enerjide tıkanıklık yani. Kesinlikle aynen. maalesef stres zaten her zaman başı çekmiş oluyor. <laughs> İşinizin zor yanları nelerdir sizin için? Benim açımdan hiçbir zor yanı yok. Çok severek yapıyorum. Çünkü insanlardaki kendimde zaten önce onu gözlemledim. Ve sonra insanlarda da onu gözlemlemek çok keyifli. Ee, hiçbir zor, Hiç bir görmüyorum. zor yanı görmüyorum. Aynen çok severek gayet yapıyorum. De aynen aynen. Başarı nedir sizin için? Ee, başarı insanların hayatlarına dokunabilmek bence. Yani yaptığım meslek anlamında <laughs> söylüyorum tabii ki. Ee, kişi benim yanımdan huzurla ayrılıyorsa yani geldiği kişi değil de bambaşka bir kişi olarak ayrılıyorsa bir şeyler katabildiysen bu benim için çok büyük başarıdır. Hı, hı. Hele ki e, odaklandığı konuda bir e, gelişim olursa ki oluyor zaten. Olmaması nefesle imkansız çünkü. O işte gerçekten başarı ve kişiyi aslında kendi gücünü keşfetmesini sağlamak en önemlisi bence. Doğru. Peki herkes nefes koçu olabilir mi sizce? Şimdi bence bu her meslekte geçerli. O işi sevmek gerekiyor. Yani bu işi para kazanmak boyutunda değil de severek yapmak gerekiyor ve bence o kişinin de bunu özümsemesi gerekiyor. Eğer kişi bunları yapıyorsa evet olabilir Hı -hı. ama önemli olan sevmek ve özümsemek, hayatını adapte etmek ki başkalarına da fayda dokunup faydası olabilsin. Kesinlikle bu bir enerji olacak zaten Aynen. yayılacaktır. Aynen. Hedeflerinizi sormak isterim. Öncelikle kendi açımdan hedefim kendimi geliştirmek. Çünkü bu sona olan bir şey değil. Yani ben artık nefes koç oldum, her şeyi çözdüm diye bir şey yok. Kendi hayatımda da bir takım hala dönüşümler yaşıyorum. Ee, ve yaşayacağım da bu bir yolculuk aslında, bir süreç hayatımız boyunca. Onun dışında tabii ki danışanlar ve kişiler, yani ulaşabildiğim kişiye ulaşıp gerçekten nefesin bu kadar önemli olduğunu aktarmak, hayatlarını almayı sağlamak, o güçlerini keşfetmeyi sağlamak. Ee, Hedeflerim bu şekilde. İyi bir nefes koçu sizce nasıl olmalı? Bir kere danışanı çok iyi anlamalı. Gerçekten problemin ne olduğunu anlamalı, onu çözmeli ve o yönde onu yönlendirme Doğru yönlendirmeli. Yani hedefe yönelik bir yönlendirme yapmalı. Hı hı. En iyisi tanıyarak zaten Aynen. ilerlemek. Yani bu konu tabii ki nefes koçluğunun dışında bir sürü eğitimler de alıyoruz biz ekstra. Kendimizi geliştiriyoruz. O anlamda da e, ne kadar donanımlı olursanız aslında o kadar fayda sağlayabiliyorsunuz. Uzaktan bu nefes koçunu verebiliyor musunuz? Nefes koçluğu eğitimi evet. mi? Uzaktan veriliyorum açıkçası bilmiyorum. Ben yani verilmemesi gerekiyor bence. Hı -hı. E, çünkü nefes analizi yapıyoruz. Onu Hı -hı. yapmayı öğreniyoruz. Birbirimizle bunu deneyimliyoruz. Birbirimize seans yapıyoruz. Yani bu pratiği uygulanması gereken bir şey. Hı -hı. Yani bu ezbere online alın olarak alınacak bir şey Çok olduğunu zannetmiyorum. şey değil. Yani evet. enerji her zaman her noktada olacaktır ama nefes koçluğunu karşı tarafa aşılama kısmında dediğiniz gibi pratikliği, iletişimi canlı tutmak çok daha Aynen çok önemli. Biz çünkü birbirimize bunu deneyimlemeliyiz ki e, ileride bu mesleği yaptığımızda hani nasıl yapacağız yoksa? Doğru söylüyorsunuz. Deneyimlemek çok önemli. Öyleyse son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle şey söylemek istiyorum. Ben e, Yaşam Denge üzerine kuruludurdan yola çıkarak Dengeli yaşam Atölyesini kurdum. Orada sadece nefes değil e, işte nef sağlıklı yaşama dair birçok e, bilgi paylaşıyorum. Instagram hesabımı çok aktif olarak kullanıyorum ama diğer sitede yapım aşamasında şu an. Hı, hı. E, sayfamı hani herhangi bir soru olursa diye belirtiyorum özellikle çok rahat oradan ulaşabilir kişiler. E, nefes konusu da hayatı biz nefes alarak geliyoruz. Nefes alarak sürdürüyoruz ve nefes vererek de gidiyor olacağız. Dolayısıyla yaşadığımız süreyi kaliteli yaşamak, önemli mutlu bireyler olmak, kendisiyle barışık bireyler olmak çok önemli. Bu konuda da nefes son derece güvenilir, son derece pratik bir yöntem. Herkese tavsiye ediyorum. Bol sağlıklı, bol nefesli günler diliyorum. Bu şekilde. Enerjinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum konukseverliğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bir o çok kadar da Hakikaten de nefesinize sağlık demek teşekkür istiyorum. Ediyorum. Tekrardan görüşebilmek dileğiyle. Çok, sağ, Çok olun. sağ olun. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz nefes koçumuz Kıvılcım Efendim Topbaş Aksoy bugün İşi Bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle Hoşçakalın.